İşin tekniği tabii idari süreci yönetmekle, doğru yönetmekle ancak ulaşılır. Bizim burada tabii konumuz deprem. Depremin ne olduğunu felsefe diyebiliriz. Şimdi bunlar hep felsefi çalışma ifadeler belki ama sonuçta plan bu üçgenin içerisinde bu teknik süreçte de teknik sürece de yansır. Bunlar hep birbirini tamamlayan şeyler. Burada bu süreci doğru yürüten kişi teknokrat, bürokrat, yürütücü Löşer planı kurslarında biliyor. Bu konuları literatüre sahip olan kişiler biliyor. 100 yıl sonra bugün yine planı konuşuyoruz biz. Gelen bir kişiyim hep, eleştirel bakan bir kişiyim ama ilk defa ben iyi bir ürün gördüm dediğini ben hatırlıyorum bu çatı altında. Olmuştu. Hani tabi Bursa Büyükşehir Belediyesi muhakkak büyük bir kadro 1940'ta yine Bursa'yı eleştiren öyle ifadeyle Muhyiddin Sinato'nun yaptığı plan 1960. Bunlara dikkat ederseniz. Bugünkü konumuz Bursa. Bursa'nın planlama geçmişi ve Bursa'nın özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle beraber bir kez daha hatırladığımız deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak gelecek Bursa'nın tahayyülüyle alakalı geçmişte neler tecrübe edildi, neler yaşandı, bu tecrübelerin teknik, idari, hukuki yansımaları, çalışmalar kapsamında neler oldu, bunları hem Mimarlar Odası Başkanlığı'nda mimarlardan oluşan bir teknik heyet ve hem de Şehir Plancıları Odası ki bu iki meslek örgütü önemli paydaşlar. Bu iki meslek örgütünün paydaşlarının, üyelerinin katılımıyla Bursa'nın geçmişten geleceğe tahayyülünün yapıldığı bir çalışma, bir seminer. Burada tabii ki esas gaye gelecek Bursa'sının daha yaşanılabilir olması ile alakalı çalışmaların neler olması gerektiği, nasıl olması gerektiği ile ilgili bir çalıştay bu. Bu çalıştayda ayrıca Bursa'nın yaklaşık 100 yıl önce başlayan planlama kültürünün gelecekte nasıl olması gerektiği ile alakalı bir takım teknik analizlerin yapıldığı bir seminer. Bu seminerde özellikle 2011-2013 yılları arasında teknik heyetin, planlama Bursa'nın geleceğinin planlandığı çalışmada yaşadıkları temel girdiler, temel sorunlar ele alındı. Gerek sosyal donatılar, yeşil alanlar, gerek depremsellik gerçeği ki şu anda çok güncel, onun planlara nasıl yansıması gerektiğiyle alakalı, bunların daha yaşanılabilir bir şehir oluşturma ile ilgili çalışmaların gözden geçirildiği bir sempozyum, faydalı bir sempozyum oldu. Bursa Metropoliten Çevre Düzeni Planı kapsamında yakın geçmişte Bursa'nın bütün fay hatları belirlendi. Bursa'da aslında depremsellikle, Bursa'nın depremselliği ile ilgili bütün veriler ortada var. Şu anda yerel yönetimler mikro bölgeleme dediğimiz daha dar alanda, daha bina ölçeğinde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bunlar tabii gelecek Bursa'sının daha yaşanılabilir olması ile alakalı yapılan çalışmalar. Aslında zeminle yapı ilişkisini sağlayan bütün veriler var artık elimizde. Bundan sonra yapılması gerekenler hem teknik insanların hem yurttaşlarımızın hem şehirlerimizin, Bursalıların bu gerçeği göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarını buna göre belirlemesi gerektiği açık. Bunlar bugün tartışılıyor.